Birinci sorumuz bir seramik ustası kare ve daire şeklindeki seramikleri yan yana getirerek çeşitli motifler oluşturmaktadır. Motifi yapıştırdığı duvarın her iki tarafına eşit ve 22,5 cm olacak şekilde boşluk bırakmıştır. Toplam uzunluğu 3 metre olan duvarda bir kenar uzunluğu 10,6 cm olan karışık seramiklerden 4 adet kullanıldığına göre kullanılan daire seramiğin bir tanesinin yarı çapı kaç santimdir? Arkadaşlar öncelikle şu 56 ifadesini 26 olarak düzeltmek istiyorum. 21.26'dır. Şimdi arkadaşlar duvarımızın tamamı 300 santimdir. 22.5 ile 22.5 toplayacak olursak ya da 22.5 ile 2'yi çarpacak olursak 45 santim sadece boşluklardır. Boşlukları çıkaracak olursak 300 eksi 45'ten 255 santim motiflerin uzunluğudur. Şimdi karelerden bir tanesi 10.6 idi. Bundan 4 adet var elimizde. Çarpacak olursak 6 kere 4 24. 2 42.4 olarak gelecektir. Daha sonra şimdi e, yuvarlakları bulabilmemiz için de 255'ten 42.4'ü çıkarmamız gerekmekte arkadaşlar. 255'ten e, 42 42.4'ü çıkaracak olursak 212.6 olarak gelecektir. Şimdi bir tane dairenin yarıçapına R diyelim. O zaman 5R eşittir 212.6'dır. Arkadaşlar bu durumda her tarafı 5'e bölecek olursak R de 42.52 olarak gelecektir. Ee, Bizse dairelerden bir tanesinin yarı çapını istiyor. O zaman 2R eşittir R demektir. Bu da eşittir 42.52. O halde R arkadaşlar 21.26 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuz. Verilen işlemlerde A ve B aralarında asal sayılar olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar e, merdivenli işlemlerde en e, aşağıdan başlamamız gerekmekte. Şurası arkadaşlar 4 olarak gelecektir. Yani burası 3 bölü 4 olarak yazılacaktır. 3 bölü 4'ü de 3'e bölecek olursak yani şu komple şu işlemi yapacak olursak 3 bölü 3 bölü 4 buradan birinciyi aynen yazacağız. İkinciyi ters çevirip çarptığımız zaman 4 olarak gelecektir. Yan tarafa gelelim. Burası arkadaşlar 4'tür. Bu durumda 3 bölü 4 artı 1'den 7 bölü 4 olarak bulacağız. Sonra 3'e bölecek olursak 3 bölü 7 bölü 4 olarak gelecektir. Yani 3 çarpı 4 bölü 7'den 12 bölü 7 olarak gelecektir. Yani bizim ifademiz 4 artı 1 artı 12 bölü 7'ye dönüştü. Burası arkadaşlar 5 yaptım. 5 artı 12 bölü 7 toparlarsak 7 kere 5 35 12 daha 47 bölü 7 olarak gelecektir şimdi yukarıda 3 bölü vardı 47 bölü 7 birinci aynen yazıp tekrar ikinciyi ters çevirip çarparsak 21 bölü 47 olarak gelecektir Bu da eşittir A bölü B görüldüğümüzde B sayısı zaten 21 bölü 47 sayısı aralarında asal olarak geldi. Bu durumda A sayısı 21, B sayısı 47 olarak alınabilir. Sayıların toplamı ise arkadaşlar 68 olarak gelecektir. Cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuz. Bilgi 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 eşittir 1 bölü n çarpı n artı 1. Buna göre verilen işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar bilgiyi soruya uyarlayacak olursak Şu ifade n'dir, bu ifadede n artı 1'dir. Buna göre 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7 artı 1 bölü 7 eksi 1 bölü 8 artı devam ediyor. Bu şekilde 1 bölü 14 eksi 1 bölü 15 olarak yazacağız. Şimdi ifadeye baktığımız zaman nelerin yok ettiğini görelim. 1 bölü 7'ler gidecektir, 1 bölü 8'ler gidecektir. Bakın 1 bölü 14'ten önceki ifade 1 bölü <laughs> 1 bölü e, 13 eksi 1 bölü 14 olacaktır. Dolayısıyla 1 bölü 14 de gidecek. Yani bizim ifademiz de 1 bölü 6 eksi 1 bölü 15 olarak kalacaktır. Burayı 15 ile burayı 6 ile genişletecek olursak 15 eksi 6 bölü 90 olarak gelecektir. 15 eksi 6 eksi 9 yapacaktır 9 bölü 90 yapacaktır sadeleştirecek olursak cevabımız 1 bölü 10 olarak gelecektir yukarıda verilen bonibon paketleri ile ilgili birinci pakette her bonibonda 0.4 miligram gıda boyası ikinci pakette her bonibonda 0.2 miligram gıda boyası kullanılmıştır Ali bir, Ali birinci paketten 72 gramlık Umay ikinci paketten 90 gramlık bonibon yemiştir Buna göre Ali'nin yediği gıda boyası miktarının Umay'ın yediği gıda boyası miktarına oranı kaçtır? Şimdi birinci pakette arkadaşlar 72 gramlık bir bonibon yemiş. Şöyle bir baktığımız zaman birinci paketten bonibon 72 gramlık bonibon yemiştir. Şimdi şöyle bir bakalım. 60, birinci pakette 60 adet bonibon var. 60 adet bonibon 480 gram şeklinde gösteriliyor. Bu durumda 72 gram yediğine göre kaç adet yediğini bir bulalım. Arkadaşlar baktığımız zaman 60'tan 480'e 8 kat vardır. Buradan da o zaman 8'e bölerek gidecek olursak bu 9 adet demektir. Demek ki Ali 9 adet bonibon yedi. Umay'a bakacak olursak Umay'ın 20 adet var yediği pakette bonibon sayısı 20'dir. 20 adet bonibon 360 gram ise Umay 90 gramlık bonibon yemişti. 90 gram Kaç adettir? Şimdi e, baktığımız zaman 18 kat gidiyor. O zaman 18'e bölecek olursak 90'ı 18'e böldüğümüz zaman 5 gelecektir. O zaman demek ki Umay'da arkadaşlar e, 5 adet bonibon yemiş oldum. E, birinci pakette her bonibonda 0.4 miligram boya vardı. O zaman 9 çarpı 0.4 kadar gıda boyası yedi Ali. Bu Ali'ninki. Umay ise arkadaşlar 5 adet yemişti ve bir tane bonibon 02 gıda boyası içeriyordu 0.2 bize Ali'nin yediği gıda boyası miktarını Umay'ın yediği gıda boyası miktarını oranı verin isteniyor buradan sadeleştirme işlemi yapacak olursak 0.2 ile 0.4'ü sadeleştirirsek 2 burası arkadaşlar 18 bölü 5 olacaktır 2 ile de genişletecek olursak 36 bölü 10 yani 3.6 olarak buluruz. Cevabımız A seçeneği. Beşinci sorumuzda arkadaşlar x, y, z eşitlikleri verilmiş ve x, y, z'nin doğru sıralanışını soruyor. Sayıları inceleyecek olursak arkadaşlar bakın çarpımlar arasında mesela buradan buraya 0.4'ten 0.5'e ya da 7.05'ten 7.06'ya sadece 0.1 artımlar var. 0.1 artımlar varken e, yukarı doğru artımlar bir 1 şeklindedir. Yani bir tam artımlar vardır. Bu durumda şunu yorumlayabiliriz. Bakın x sayısı y sayısından evet 0.1 olarak küçük ama bir tam olarak büyüktür. Bu durumda x büyüktür y şeklinde düşünebiliriz. Aynı mantıktan da y ile z arasındaki ilişkiyi de yazmış oluruz. Durum bu e, böyle sorularda uzun uzadıya e, çarpma işlemlerini yapmanıza gerek yok. Sadece aradaki artımları ve azalımları eğer incelerseniz çok daha rahat bir şekilde soruyu yaparsınız. Altıncı soru A ve B birbirinden farklı pozitif ve aralarında tam aralarında asal tam sayılar olmak üzere bir eşitlik verilmiş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Önce arkadaşlar sayımızı e, tam sayılı kesir haline çevirelim. 8 sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkarıp virgülden sonra devreden basamak kadar 9 devretmeyen kadar 0 atacağız 829'dan 82'ye çıkardığımız zaman 747 gelecektir bölü 90 sayının rakamları toplamı 18 olduğu için 9'a bölünebilecektir sayıyı 9'a bölecek olursak 83 bölü 10 olarak gelecektir bu da arkadaşlar 8 tam 3 bölü 10 yapacaktır A ve B birbirinden farklı ve aralarında asal olduğunu söylemişti. Evet, A ve B birbirinden farklı geldi ve aralarında asaldır. Bu durumda A sayısı 8, B sayısı 3'tür. Toplamları da 11 olarak gelecektir. Cevabımız C seçeneği. 7 sorumuz arkadaşlar 7 soruya bir düzeltme yaparak başlamak istiyorum. E, şıklarda hatalı yazımlar var. E, A seçeneği 81, B seçeneği 72, C seçeneği 54. D seçeneği 56 ve E seçeneği 48 olarak yazılmalıydı, eksik yazılmış. Şimdi başlayalım arkadaşlar sorumuzu çözmeye. 800 eşittir bir ifade var, devirli sayı açılımı şeklinde verilmiş, toplamı şeklinde verilmiş. Buna göre x artı y artı z toplamı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar sağ tarafa bir çözümleme yapacak olursak, 100x artı 10y artı z ifadesinden. Devretmeyen kısım olarak x, y'yi çıkaracağız. Burası da arkadaşlar 10x eksi y olarak yazılır. Artı ikinci kısma yazalım. 100y artı 10z artı x ifadesinden yine devretmeyen kısım olarak 10y eksi z'yi çıkaracağız. Devam edecek olursak 100z artı 10x artı y'den 10z eksi x'i çıkarıp yazacağız arkadaşlar ve tüm paydalar virgülden sonra bir basamak devrettiği için 9 olarak yazılacaktır Buradan sonra bir düzenleme yapalım e, Artı 10x e, eksi 10x artı 10x götürecektir artı x eksi x götürecektir ve sadece 100x kalacaktır Aynı şekilde arkadaşlar artı 10y eksi 10y eksi y e, artı y gidecektir, artı 100 y kalacaktır ve aynı şey z içinde geçerlidir. Artı 100 z kalacaktır bölü 9 eşittir 800 olarak yazarız. 100 parantezin alacak olursak x artı y artı z toplama bölü 9 eşittir 800 olarak yazılacaktır. Arkadaşlar sıfırlar birbirlerini sadeleştirecektir ve içler dışlar çarpımı yapacak olursak X, Y, Z toplama 72 olarak bulunacaktır. Cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar bu sorumuzun cevap seçenekleri ve yanıtı ikinci baskımızda düzeltilecektir. Arkadaşlar verilen toplamın bir tam sayı eşit olduğu verilmiş. Buna göre A kaç olabilir diye soruyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Payda eşitliğini şu ilk 3 sayı ve şu 2 sayı arasında önce bir yapalım. Kendi aralarında. Burayı 4 ile burayı 3 ile ve burayı da 2 ile genişletecek olursak 4 artı 3 artı 2 bölü 12 artı burayı da 10 ile genişletelim. 10 artı 1 bölü 220 artı 24 bölü A sayımız var. Düzenleme yaparsak 9 bölü 12 artı 11 bölü 220 artı 24 bölü A sayımız var. Ve bu ifadede arkadaşlar sadeleştirme işlemi yapalım. 3 bölü 4 artı 1 bölü 20 artı 24 bölü a sayısına eşittir. Şimdi arkadaşlar şöyle şurayı 5 ile genişletecek olursak. 15 artı 1 bölü 20'den artı 24 bölü a ifademiz yani 16 bölü 20 artı 24 bölü a olarak gelecek. Arkadaşlar A sayısına şöyle diyelim e, paydası 20'ye eşitlenebilecek bir sayı olması gerekiyor. Bu durumda mesela eleyebileceğimiz şıklar var. Eğer e, 40 koyarsak tek tek denediğimiz zaman arkadaşlar E seçeneğinin olduğunu göreceksiniz. Şöyle ki yerleştirelim hemen 16 bölü 20 artı 24 bölü 120. Bakın burayı 20 olacak şekilde her tarafı 6'ya bölelim. 6'ya bölelim. Bu durumda 16 bölü 20 artı 4 bölü 20 gelecektir. Topladığımız zaman da 20 bölü 20'den 1 olarak gelecektir. Ve bir tam sayıdır. Cevabımız E seçeneğidir. 9. sorumuz. İç mimar Ramazan'ın yaptığı bir projeye ilişkin aldığı notlar üç farklı şekilde verilmiş arkadaşlar. Buna göre K bölü N oranı nedir? 1 bölü 2 ile K'nın orta noktası M'dir. Arkadaşlar orta nokta iki noktanın toplanıp 2'ye bölünmesiyle bulunur. Buna göre 1 bölü 2 artı K bölü 2 eşittir M değeridir. Bu durumda arkadaşlar hemen bir düzenleme yapalım. 1 bölü 2 artı K eşittir 2 M diye söyleriz. M ile N'nin orta noktası 1 bölü 2'dir. Bu durumda da yine M artı N bölü 2 eşittir 1 bölü 2'dir deriz. Yine bir düzenleme yapacak olursak M artı N değerini 1 olarak bulduk. M ile 6'nın orta noktası K'dır. M artı 6 bölü 2 eşittir K'dır. Yine bir içler dışlar çarpımı yapacak olursak M artı 6'ya 2K'dır diye söyleyebiliriz. Buna göre K bölü N oranını istiyorum. Arkadaşlar 2K ifadesini şu yukarıda ifade elde etmek için her tarafı 2 ile çarpalım. Bu durumda 1 artı 2K eşittir 4M olacaktır. 2K ise 4M-1 eksi olacaktır. 2K gördüğümüz yere 4M-1 yazabiliriz. Bu durumda M artı 6 eşittir 4M-1 olarak bulunacaktır. Bilinen ve bilinmeyenleri yer değiştirecek olursak 3M eşittir 7'dir. M de eşittir 7 bölü 3 olarak bulunacaktır. M 7 bölü 3 ise hemen K değerini bulalım. Arkadaşlar şurada yazabiliriz. 7 bölü 3 artı 6 eşittir 2K'dır. Burası 18 yapacak. 18 7 daha 25 yapacak. 25 bölü 3 eşittir 2K ise K değerimiz 25 bölü 6 olarak bulunacaktır. Şöyle de M değerimiz vardı. M ile N'nin toplamı da 1'e eşitti. Arkadaşlar şöyle 7 bölü 3 artı N eşittir 1 ise N ifadesi 1 eksi 7 bölü 3 demektir. Buradan da düzenleme yaparsak eksi 4 bölü 3 olarak N'yi bulmuş oluruz. Şimdi K değerimiz arkadaşlar 25 bölü 6. N değerimiz ise eksi 4 bölü 3 olarak çıktı. K'yı neye oranlayacağız? Birinci ifadeyi aynen yazdık. İkinci ifadeyi ters çevirip çarpacak olursak sonucumuz eksi e şöyle yerleştirelim. Şurası 2 yapacaktır arkadaşlar. Eksi 25 bölü 8 olarak gelecektir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki şekillerin sayısal değerleri karşılarına yazılmıştır. Buna göre diyor 0.1 artı 0.08 ifadesinin verilen şekiller cinsinden gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kare belli zaten diyezi de bulalım. Ne eşit olduğunu 0.04 ile 0.2'yi toplayacak olursak 0.24 ifadesini buluruz. Bizden bulmamızı istediği ifade ise 0 tam 18 ifadesidir. Şimdi arkadaşlar şöyle şıkları inceleyecek olursak A seçeneğinde 0 tam yüzde 3 ile 2 çarpı 0 tam 24'ü toplamamızı istiyor zaten şurayı topladım çarptığımız zaman arkadaşlar 0 tam 48 olarak gelecektir 0.03'ü de eklersek sonucumuz 0.51 yapacaktır A seçeneği olmaz B seçeneğine bakalım şöyle gösterelim 0.24'ten 2 çarpı 0 tam %3 ifadesini çıkaralım. Şurası arkadaşlar 0 tam %6 olarak gelecektir. 0.24'ten 0 tam %6 ile çıkardığımız zaman 0 tam 18'i bulacağız. Aradığımız ifade zaten B seçeneğidir. 11. soru verilen ifadenin eşiti hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar merdivende bir işlem cebirselle karışık verilmiş. Şurayı bir düzenleyecek olursak 2 artı 1 bölü x eksi 2 ifadesi arkadaşlar ifadeleri çarpıp ekleme yapacağız bu durumda 2x eksi 4 artı 1 bölü x eksi 2'den 2x eksi 3 bölü x eksi 2 olacaktır daha sonra bu ifadeyi 2 ile bölümü var yani 2 bölü 2x eksi 3 bölü x eksi 2 birinci ifadeyi aynen yazıp ikinci ifadeyi ters çevirerek çarpalım bu ifade 2x eksi 4 bölü 2x eksi 3 olarak bulunacaktır. Sonra bu ifadeden 2'yi çıkaralım. 2'den bu ifadeyi çıkaralım. 2x eksi 4 bölü 2x eksi 3. Bu ifade de arkadaşlar 4x eksi 6 eksi 2x artı 4 bölü 2x eksi 3 olarak bulunacaktır. Yani toparlayacak olursak 2x eksi 2 bölü 2x eksi 3 olarak bulunacaktır. Çarpı 1 bölü x eksi 1 kaldı. Ee, yukarıdaki ifadeyi iki parantezine alacak olursak x eksi 1 bölü 2 x eksi 3 çarpı 1 bölü x eksi 1 olarak bulunacaktır. x eksi 1'ler birbirlerini götürecek. O zaman 2 bölü 2 x eksi 3 ifadesi kalacaktır. Cevabımız A seçeneği.